Evet, yine bir bakım yapıcısıyla beraberiz. Artık hangi motorda, nerede, neyi bulacağız bilmiyoruz. Ne yapıyoruz peki? Ustam anlat bakalım. Bir bakım yapacağız. Özledin mi beni? İlk önce onu söylüyorum. Oradan geldim. Vallahi özledim abi. He? Vallahi özledim seni. Peki. Anlat, ne yapıyoruz bugün? Abi 30 bin bakım neden yapayım. Buradayız? Anlat. Motorun halini göster abi, anlaşılır. Motorun halini gösterirken sen konudan bahsedebilirsin. 30 bin bakım yapacağız abi. Evet. Genel kontrolünü ne yapacağız? Evet. Bir yol yaptığın için A'dan Z'ye bir kontrol edeceğiz her şeyi. Hı. 30 binde ne yapıyoruz? Neler var? Abi standart yağ değişimi, genel kontroller, işte zincir dişi temizliği. Motor da çok temiz bu arada, gördüğün gibi. Yani ben rahat çalış diye böyle getirdim sana. Mehmet Usta'yı herkes tanıyor. Suno Motosiklet'ten Mehmet Usta'mız. Usta, 30 bin bakımda anladığım kadarıyla conta mı? Tapapulu. Tapapulu, pardon. Evet. Arka balata. Arka balata zaten bitmişti, bitiyordu. Evet. Giderken de öyleydi. Bu da... Bu ne? Yağ filtresi. Yağ filtresi. Hava filtresi de değişik ama ben kayan taktırdığım için onu temizleyip geri koyacağız. Doğru mudur? Doğrudur abi. Yoksa öyle bir kaçamak yapmayacağız. Yağ filtresi temizlenecek. Hava filtresi. He? Hava filtresi. Bu niye ben yoldan geldim? Yorgunum ya. Nedir abi? Vallahi kafa da yok şu anda. Estağfurullah ya. Git abi, taksi çağıralım. He? Taksi çağıralım, git abi. Dinle. Taksi çağıralım, git. Beni yanında istemiyorsun. Peşinde dolaşacağım diye bunları yapma bana. Birisi de yağ basıyor burada. Sen bunları sök, sonra yine beraber olalım, olur mu? Tamam. Beni özle. Görüşürüz. Bu klasik yağ açarken dökülme görüntümüzü verelim. Yağın güzelliğine bak yavrum benim. Ne güzel olmuşsun sen böyle. Bitirmişiz arka şeyi ya, balatayı. Ama ben gider gelirsin demiştim sana. Ama gider gelir dedin. Öyle ayarladın. Bu da senin büyük ustalığını gösteriyor Mehmet Ustam. Tabii. Sen bu işi biliyorsun vallahi ya. Nasıl, gazlıyor muyum? Güzel gazlıyor muyum? He? Güzel gazlarım. Vallahi Mehmet Usta benim için çok değerlidir. 10 numara adamdır. Kardeşim benim. Evet, yeniler böyle et gibi, böyle pamuk gibi. Bunlar bazı arkadaşlar diyor çabuk bitiyor diyor. Nedeni ne? Abi o nedeni motoru arazide girip çıktıktan sonra buralara su tutmaları gerekiyor. Çünkü frene basıp... Ne tutmaları gerekiyor? Su tutmaları su veya gerekiyor. Balata spreyiyle. Aynen. Değil mi? Çünkü frene bastıklarında tozdan dolayı böyle takılı kalabiliyor. Kalıyor, ondan sonra da o daha da çabuk... ufak ufak tutuyor, evet. Farkında olmadan. Evet. Bu ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. Bunu yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar kara 4 takılıydı bende. Senenin başı, daha sene başı değildi, Haziran gibi. Yola gittim, geldim, bilmem ne. Ne yazık ki bu durumda ne yapacağız bilmiyorum valla. Yine kışa doğru bir lastik. Zaten winter gripleri takarım büyük bir ihtimalle yine. Çünkü geçen sene winter gripler vardı. Onlar gayet iyi durumda, anlas. Onlardan takacağım. Yine yaz başı bana lastik gerekecek gözüküyor. Durum bu. Önden temizliyorsun. Normalde yıkayacaklardı. Ben yıkamalarını istemedim. Çünkü bu motor hani yıkanıp da bu lift alınması daha güzel olacaktı. Ben istemedim. Nedeni ise normalde servise gelen arkadaşlar eğer motor normal temizliğindeyse bakım bittikten sonra müşterinin isteğine göre yıkama veya kendi durum el verdiği cihani gibi çok fazla kirliyse burada yıkanıyor motor. Ben istemedim. Nedeni ise yarın overdose'a gidip overdose'da bununla ilgili bir video paylaşacağım. O da tabii yarın dediğim siz seyrettiğinizde onun da çekimi yapılmış olur. Onun videosu da daha sonra gelecek. Çünkü motor gerçekten leş gibi. Her yere sinek çarpmış. Bu durumda.
Şimdi Mehmet Usta'm ne yaptın orada? Onu bile temizledin mi ya? Bu da engelliyor. Balatamın üstünde geliyor. Has yaptığında takılma yapıyor. Ne o? Bana onu söyle de. Balatayı tutan pim abi. Pim. Onun da temizlenmesi ya da tabii üzerindeki... Pas, kolezyonun temizlenmesi gerekiyor. Ben söylemeden yapıyorsun bunları. Normalde herkes yapıyor musun yoksa hani bana özel mi? Yok, yapılması gerekiyor. Eğer ya biliyorum, bazı soruyorum. Ise... Çaktırma, bazı soruyorum. Yapılması gerekiyor diyorsun ve o yüzden yapıyorsun. Eline sağlık, emeğine sağlık, sağ ol. Bu videoda ben gözükmüyorum çünkü ben çekiyorum. Böyle kalkıp da şey yapmak istemedim. Yani belki daha sonra birisi çekerse ben de senle beraber... Bana engel olmak istemedi. He. Evet, orada bir şeyler arıyor. Heh, buldu. Ona göre torku mu var onun da ya? Abi abi. He? Hepsinin torku var abi. Ezbere mi biliyorsun bunları? Tabii. Ya. Gidip kağıttan okumadan yani. Ya abi. Metenin 21. Bunların Metenin 25'in. 25'in mi? Evet. O da 41 abi. Peki şeyin MT 9. Onun da 41. Ya yani sallama şimdi. 41. Hepsi 41 mi yani? 41 abi. Peki. Bir tek ben de biliyor ya. Vallahi biliyor. Şimdi bildiğim bir şey söylüyorum. Sen de tabii ki bunu gösterişi, bize gösterimini yapacaksın da bu yağın şeyini önceden buna bulaştırıyorsun. Tabii. Öyle takıyorsun değil mi? Tabii, yağ koyacağım. Ya. Mehmet Usta, ses oluyordu. Şimdi ben bunu sana soracağım. Aslında ara ver de öyle sorayım. 2 dakikada. Şimdi bu yağı buradan varilden basıyorsun ya. Yamalab'ın şeyi bu. Varili. Burada kaça kaç yağ var bunda? 10-40 yarı sentetik mi? Şimdi diyorlar ki bazı arkadaşlar ister istemez hani buradan yağ basılıyor, bu kutulardan koyuluyor bilmem ne söylüyorlar ya. Evet abi. Ben bile hani dedim sana yaz zamanı kullandığım yağ neydi bundan önceki benim? 15-50 yaz kullandım. Şimdi kış geliyor diye zaten bu yağı ben tercih ediyorum. Açık konuşayım. Bu da varilden basılan yağ. Hiçbir farkı yok. Kapalı kutuyla herhangi bir farkı var mı? Yok abi. Yok. Zaten bunlar kapalı geliyor. Kapakları kapalı geliyor. Evet. Siz hani de buradan basınçlı bir aletle tabii, bunların Yaman, içine dolduruyorsunuz. Burada Yaman'ın kendi saati zaten. Evet. Göstergesi ne kadar koyduğum falan hepsi gözüküyor. Hepsi gözüküyor. Yani bazı insanlar diyor ya kapalı kutu bilmem ne. İsterse kapalı kutu koyuyor musunuz? Tabii. İstersen koyabiliriz. Onun haricinde bunda da 2-3 tane filtre var. Yani ha, içine toz bile geçmez. Anladım. Bunu bildiğimiz iyi oldu çünkü kafada soru işaretiydi. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, devam edelim. Ya neyi kötü ya? Bak mis gibi ya. Yerlemiyor abi. Emdikten sonra oraya yerleştireceksin. Aynen. İyice yağımız da süzülmüştü zaten. Tabii. Buradan. Çıkan yağ ve yağ filtresi burada. Ben temizlerim onu abi. Evet. Biraz kuruyacak tabii, hemen uçar bu. Taraftan alsana abi. Vay, çekim tekniği öğretiyor bana. Buradan mı alayım Mehmet Bey? Nasıl? Ya göreliyim. Buradan. Evet. Çekim yapıp öğrendin sen de bu öyle işleri. Değil. Buradan al Sinan abi. Daha iyi olur. Kaç litre? 2.7 abi.
2-7. Sonra yine kontrolü var değil tabii, mi usta? Tabii çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra kapatıp tekrar kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi ne yaptın ustam? Kayan filtreyi vardı bende. Evet, filtreyi o yüzden değiştirmedim. Ne durumda? Abi temiz ama yine temizleyeceğiz. Kanalların hepsi açık. Tamam, bir temizlersen eline sağlık. İyi olur. Teşekkür ederim. Zahmet olacak Mehmet Bey. Evet, temizledin. Eline sağlık ustam. Yerine takıyoruz herhalde böyle. Evet, yuvası doğada. Peki yeri temiz miydi, ona bir bakalım mı? Nasıldı, baktın mı sen? Bunlar sana şey almaz abi, içine pislik almaz. O değil de bazı motorlarda şey oluyor. Mesela benim Süper Tenere'de yağı dışarı buraları filan veriyordu. Abi 660 Süper Tenere onlar da yapar. Onlar da yapıyordu, bunda yok öyle bir şey. Onlar da yapar, onlar da dip gaz çok kaldığında yapar. Normal kullanımda yapmaz abi. Anladım.